Her Şey NBA'den herkese merhabalar. Ben Osman Mert. Sakatlık raporunun ilk bölümüne hoş geldiniz. Öncelikle bu program serisinde sizleri nelerin beklediğinden bahsetmek istiyorum. Bu programda NBA'de yaşanan sakatlıklara, olası dönüş tarihlerine, sakatlıkların takım performanslarını nasıl etkilediğine değineceğiz. Ayrıca NBA Fantasy oynayan takipçilerimiz için de her program sonunda sakatlıklarla bağlantılı olarak oyuncu önerilerinde bulunacağız. Kısacası NBA gündemini sakatlıklar çerçevesinde değerlendireceğimiz bir program olacak diyebiliriz. Dilerseniz ilk bölümümüze Tanıdık Yüzler köşemizde başlayalım. Tanıdık Yüzler köşemizde sık sakatlanan ya da geçmişte yaşadığı bir sakatlık sebebiyle yeni performansı merak edilen oyunculara değineceğiz. İlk olarak Damian Lillard ile başlıyoruz. Lillard geçtiğimiz yıl karın kaslarından sakatlanmıştı ve daha sonra ameliyat olmuştu. Bu ameliyat onun şut performansını çok etkiliyordu. Daha doğrusu yaşadığı sakatlık. Ameliyattan beklenenden iyi döndü. Şu ana kadar 31 sayı, 4.8 riband, 4.6 asist ve %39 üçlük isabetiyle oynadı. Gerçekten her şey onun için çok iyi gidiyordu ki de bu sefer de baldırından sakatlandı. Bir kalf sakatlığı yaşadı. Aynı sakatlığı geçtiğimiz sezon normal sezonun son maçında Luka Doncic yaşamıştı. Kalf sakatlıkları takımların korktuğu bir sakatlık türü çünkü aşil tendonuna bağlanıyor kalf kasımız. Bu sebeple ona ihtiyatlı yaklaşıyorlardır Lillard'a. Yaklaşık 2 hafta uzak kalacak sahalardan. Bu süreçte Grizzlies ve Miami maçlarını kaçırdı. Kişisel tahminim deplasmanda oynanacak 2 tane Phoenix ve Miami maçlarında da oynamasını beklemiyorum. Daha sonra takım onun fiziksel testlerine bakacaktır ve geri dönüşü için karar verecektir. Dediğim gibi aşille bağlantısından dolayı kalf sakatlıklarına takımlar oldukça dikkatli yaklaşıyorlar. Lillard da bu yüzden beklenenden biraz daha uzun süre sahalardan uzak kalabilir. Sıradaki isim Kawhi Leonard. Kawhi 2021 playofflarında çapraz bağ sakatlığı yaşamış ve geçtiğimiz sezonun tamamını kaçırmıştı. Bu sezonda sadece 2 maça çıktı ve takımının son 4 maçında forma giyemedi. Forma giydiği maçlarda da sadece 20 dakika sahada kaldığı için elimizdeki veri çok kısıtlı ve performansını değerlendirmek adil olmayacaktır. Kawhi için şunu belirtmeliyiz ki Kawhi sezonun devamında da maç kaçırmaya, back to back'lerde forma giymemeye devam edecektir. Pençe fiziksel teması seven, savunmacısını potaya kadar götüren bir oyuncu olduğundan Clippers'ın stratejisi onu normal sezonun sonunda playoff'a doğru tam güçle sahaya sürmek olacaktır. Bizim de dileğimiz Pençe'nin playoff'larda SEC gibi sahada olabilmesi. Kawhi'den sonra ortağı Paul George'dan bahsetmemek olmaz. George bu sezon tek maç kaçırdı ve Kawhi'nin yokluğunda sorumluluk almaya devam ediyor. Houston karşısında attığı 35 sayıyla takımını galibiyete taşıdı ve Kawhi'nin git geldi sürecinde George Clippers'ın en büyük silahı olmaya devam edecektir. Konuşacağımız bir diğer isim de Jamal Murray. Murray yaşadığı çapraz bağ sakatlığı sebebiyle geçtiğimiz sezonun tamamını kaçırmıştı. Bu sezon şu ana kadar sadece bir maçta forma giyemedi ancak sakatlığın izlerini taşıdığını söyleyebiliriz. 13.8 sayı, 3.2 asist ve %41 saha içi isabetiyle oynuyor ve maç başında 13.7 top kullanıyor. Yani kullandığı top miktarına göre aslında ürettiği sayının düşük olduğunu söyleyebiliriz. Murray'nin şu anda eski performansından, yani özellikle şut performansı olarak uzak olduğu bir gerçek. Ancak 1,5 yıl ligden uzak kalmış bir oyuncu için bu çok doğal. Murray sezon devam ettikçe kendi standartlarına yaklaşacaktır. Sezonun başlangıcı itibariyle biraz süre tanınmayı hak ediyor kesinlikle. Ve sağlıklı kaldığı sürece eski Murray olmaması için bir sebep yok. Maalesef sakatlıklarla gündemden düşmeyen Anthony Davis'e devam ediyoruz. Davis geçtiğimiz 2 sezonunda yaşadığı sakatlıklarla adeta bir camdan adama dönüşmüştü. Bu sezon ise kaçırdığı tek maç dışında eski Davis'in dönüşünün sinyallerini veriyor. %53 şut isabetiyle maç başına 23.8 sayı ve 10.6 rebound kaydeden Davis için üçlükler dışında her şey yolunda diyebiliriz. Ayrıca bu sezon kaçırdığı tek maçta sırt ağrısı sebebiyle forma giyemedi. Maç kaçırma sebebinin geçtiğimiz sezon burktuğu bileğiyle ilgili olmaması da sevindirici bir gelişme. Son olarak LeBron James'ten bahsedelim. Kariyeri boyunca sağlık istikrarının en büyük örneklerinden olan LeBron'un Lakers kariyeri maalesef sakatlıkların gölgesinde seyretti. Geçtiğimiz 2 sezonun toplamında 53 maç kaçıran kral, NBA tarihinin en çok dakika alan oyuncusu olmanın bedelini ödüyor gibi. Bu sezon henüz 1 maç kaçırdı ve şu sıralarda sol ayak bileğinden şikayetçi. Lakers ise oynama durumunu günlük olarak açıklamaya devam ediyor. 2 sezon önce sağ ayak bileğini burkan LeBron'un sol ayağından şikayetçi olması durumun darbeye bağlı değil de kronik bir sorun olduğu anlamına gelmekte. Bu sebeple kral darbelerden bağımsız olarak sol ayağı sebebiyle maç kaçırmaya devam edebilir diyelim ve ligdeki sakatlıklara geçelim. Sakatlığı aktif olarak devam eden önemli oyuncular ise şöyle. LaMelo Ball
Bilek sakatlığı sebebiyle bu sezon hiç forma giyemedi. Takımın beklentisi gelecek hafta iki maçta forma giymesi ve bu maçlarda süre kısıtlamasıyla forma giymesi bekleniyor. Bol'un takım arkadaşı Terry Rozier da sağ ayak bileğinden sakatlandı. Ancak durumu Bol kadar ciddi değil. Dönüşünün eli kulağında olduğunu söyleyebiliriz. De'Aaron Fox, Charlotte karşısında dizine darbe aldı ve yapılan görüntülemeler sonucunda kemik çürüğü olduğu anlaşıldı. Bu aslında olumlu bir gelişme çünkü diz bağlarında ve yumuşak dokuda bir sorun olmadığı anlaşıldı. Kemik çürükleri aslında bir limitasyon sebep olmasa da semptomatik olarak ağrılı olduğundan oyuncunun kendisini iyi hissetmesini önlüyor. Takımdan yapılan açıklamaya göre semptomların iyileşme hızına göre Fox sahalara dönecek ve genel beklentide 1 hafta 10 gün kadar sahalardan uzak kalması. Fred VanVleet sırt ağrısı sebebiyle Atlanta karşısında forma giyemedi. Sakatlığı ciddi değil ve oynama durumu maç saatinde belli olacak. Önümüzdeki maçlarda ilk 5'teki yerine dönmesini bekliyoruz. Desmond Bane sezona yavaş girdikten sonra açılmış ve arka arkaya 3 maçta 32, 31 ve 38 sayı atmıştı. Sağ ayak bileğinden yaşadığı sakatlık sebebiyle son maçlarda forma giyemedi. Durumu ciddi değil, önümüzdeki günlerde forma giymesini bekliyoruz ancak sakatlıktan önce yakaladığı ateşi kaybetmiş olabilir. Brandon Ingram, Utah Jazz karşısında kafasına aldığı darbe sonucu sarsıntı yaşamış ve NBA'in beyin sarsıntısı protokolüne girmişti. Bu sebeple son 3 maçta forma giyemedi ancak takımdan yapılan açıklamalara göre dönüşü an meselesi. Ingram'ın Warriors maçında ya da sonraki deplasman turnesine dönmesi bekleniyor. Devin Vassell son 4 maçta diz sakatlığından dolayı oynayamadı ancak Clippers maçında dönmesi muhtemel. Delon Wright, o da son 4 maçta forma giyemedi ve hamstring sakatlığından dolayı sahaya dönüp dönemeyeceği 3 hafta içinde yeniden değerlendirilecek. Bu Brooklyn Nets forması giyerken Harden yaşadığı sakatlığın aynısı ve dönüşünde de oyuncunun performansını aşağı çekmesi muhtemel bir sakatlık. Böylelikle aktif sakatlıklardan da bahsetmiş olduk. Sırada haftanın NBA Fantasy tavsiyeleri var. Charlotte guardları LaMelo Ball ve Terry Rozier'ın yaşadığı sakatlıklar sebebiyle daha çok dakika alan Dennis Smith Jr. eğer liginizde boştaysa güzel bir ekleme olabilir. Veya elinizde ise değeri yükselmişken takasla kullanmak da tercih edilebilir. Devin Vassell'in sakatlığı sonrası daha çok süre bulan Doug McDermott ise Josh Richardson'la birlikte yine değerlendirebilecek oyuncular arasında. Delon Wright'ın sakatlığıyla üzerindeki yük artan Monte Morris ise boşta olacağını zannetmiyorum ama takasta kullanmak için avantajlı bir durumda. Yine Delon Wright'ın sakatlığı sebebiyle forma şansı artan Wizards çayla Jordan Goodwin ise iyi bir ekleme olabilir. Ayrıca yüksek bir turdan draft ettiyseniz Kawhi Leonard'ı dönüşü sonrası çıktığı birkaç maçtan sonra takaslamak iyi bir karar olabilir. Ligde takaslanması muhtemel olan Myles Turner'ın ise yedeği olan Isaiah Jackson'da uzun arayanlar için iyi bir alternatif konumunda. Bu arada videoyu tam sonlandırıyordum ki Adrian Wojnarowski'den gelen habere göre Harden'ın sağ ayak tendonundan sakatlandığı ve bir ay kadar sahalardan uzak kalacağı bilgisi bizlere ulaştı. Wojnarowski'nin tweetine göre Harden'ın ayağındaki rahatsızlığın tendonda olması sakatlığın kas kaynaklı olduğu anlamına geliyor. Ligament değil de izole olarak tendon gerilmesi olduğundan da bunun darbeye bağlı olmadığını anlıyoruz. Yani Harden'ın ayağında kramp benzeri bir kasılma gerçekleşerek kasta gerilme ve mikro yırtıklar olduğunu söyleyebiliriz. Gerilme sakatlıkları 3 derecede değerlendirilmekte. 1. derecede mikro yırtıklar, 2. derecede kas lifinde kısmi yırtılma olurken, 3. derecede ise tamamen bir yırtılma söz konusudur. Bu derecelendirmeye göre 1. derecede 1-3 hafta, 2. derecede 2-3 ay ve 3. derecede 6 aydan uzun sakatlık süreleri bekleniyor. Harden için açıklanan sürenin 1 ay olmasından sakatlığının 1. derece veya daha ağır olduğunu söyleyebiliriz. Sixers kadrosuna bakacak olursak bu süre zarfında Tyrese Maxey ve Shake Milton'a daha çok sorumluluk düşeceğini belirtelim. Temsilcimiz Furkan Korkmazlar rotasyonda kaybettiği rolünü kazanmak için iyi bir şans yakalamış olabilir. Bay Sakal'a geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Böylelikle sakatlık raporunun sonuna geldik. Sizin de fantezi için tavsiyeleriniz, sakatlıklar hakkında merak ettikleriniz varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyor ve basketbol dolu sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.